Merhaba arkadaşlar, 11. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde birden fazla parametre kullanan fonksiyonları işleyeceğiz. Çoklu parametre kullanan fonksiyonları işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Örnek olarak toplama işlemi yapan bir fonksiyon yapalım. Geriye değer döndürecek bu integer türünde. Tam sayı tipinde geriye değer döndürecek. İnt toplam olsun. Parantezimizi açtık. Affedersiniz. Return değer döndürecek bu işte. Parametre olarak mesela integer a dedik. Bu tek parametreli olsaydı böyle olurdu. Her parametreyi tanımladıktan sonra virgül koymanız lazım. Int a virgül int b. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki parametreli bir fonksiyon tanımlamış olduk şimdi. Bunun başlığını, header'ını şuraya kopyalayalım. Böylece programımız çalıştığı zaman zorluk çekmeyecek, hata vermeyecek. Bir tane int toplam denen bir değişken oluşturalım içine. Evet arkadaşlar, bu fonksiyon int toplam fonksiyonun içine yeni bir değişken oluşturduk int toplam diye. Buna da diyelim ki toplam eşittir a artı b. Zaten amacımız buydu. Return de toplam değerini döndürsün. Main'imize de yazalım. Toplamı çağırıyoruz. İki tane değer girelim. 10 virgül 10 mesela. İki sayının toplamı 20 eder. Tamam arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Affedersiniz, noktalı virgülü unuttum. Size hep diyordum. Ben unuttum. Ayrıca ekrana yazdırmak için cout. Cout ile birlikte ekrana yazdırabiliriz. İki tane noktalı virgül oldu bu sefer. Hatamızı düzeltelim. Ne demişler? Hatasız kul olmazmış. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fonksiyonumuz düzgün bir şekilde çalıştı ve 20 değerini verdi. Buraya herhangi bir değeri girebilirsiniz. 15, 25, toplamları 40 yapar. 40 yapar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki sayının toplamı 40 yaptı. İsterseniz bunu kullanıcı da girebilir. Şöyle yapabilirsiniz. Cout dersiniz. İki sayı veya dersiniz ki birinci sayı Cout ikinci sayı kullanıcıdan istersiniz. Kullanıcı tarafından girilsin diyebilirsiniz. Say 1 virgül say 2 C in say 1'e değer girdi kullanıcı. C in say 2'ye değer girdi kullanıcı. Ondan sonra da toplamı ekrana yazdırıyor arkadaşlar. Bakalım programımız buraya parametre kısmına da say 1 ile say 2'yi alsın ve toplasın programımız. Düzgün bir şekilde çalışacak arkadaşlar. Birazcık şunu küçültelim. Programın tamamını görün. Birinci sayıyı istiyor 100. İkinci sayı 50. Evet arkadaşlar, toplam 150 oldu. Düzgün şekilde çalıştı. Bunun gibi kullanabileceğiniz gibi siliyorum bunu.
İsterseniz 2'den fazla da parametre kullanabilirsiniz. Parametre sınırı yok yani. İstediğiniz kadar, ne kadar parametreye ihtiyacınız varsa o kadar parametre kullanabilirsiniz. Int c dersiniz, int d dersiniz. İşte 4 parametreli bir fonksiyon yaptık. 4 olur, 5 olur, 6 olur. Sizin ihtiyacınız, ne kadar parametreye ihtiyacınız varsa o kadar parametre kullanabilirsiniz. Bu fark etmez. Burada da cout'ta da fonksiyonu çağırdığımızda da 4 tane parametre girmemiz lazım. Mesela 5, 5. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar fonksiyonu çalıştırıyorum. Ve error. Nerede hata yaptım? A, B, C, D. Ha. Bu fonksiyonu da burada değişiklik yaptığınız zaman header'ı kopyalamayı unutmayın. Yoksa yanlış yapmış olursunuz. Çalıştırıyorum. Ve 40 yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birden çok parametre kullanabilirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.